Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nabudu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Kul huvallâhu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yûlad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hem ancak uca Allah'adır. Ona hem dolsun. Hem dolsun ki bizi yoktan var etti. İnsan olarak var etti. İrade verdi, ağır verdi. Sevgi verdi, mehbet verdi, aile verdi. Dünyanın tanımlar imkanı verdi. Allah'tan başka hem de layıbının hiçbir varlık yoktur. Hem bir manası da buydu. Hem bir manası da budur ki Allah neye hoş deyirse, neye he deyirse, neye güzel şey deyirse biz de Müslüman olarak ona güzel şey deyip Allah neyi beğenmişse biz de onu beğenmirik. Allah'ın beğendiğini beğenirik biz. Müslüman hayatının merkezine ahireti koyup yaşayan insandır. Uca Allah'ın rahmeti, bereketiyle selamı bütün peygamberlerin üzerinde olsun. Son peygamberimiz Hatem-ül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun, onun ailesinin üzerine olsun, ehl-i beytinin üzerine olsun. Allah'ın yoluyla, Kur'an'ın yoluyla, peygamberin yoluyla giden bütün insanların üzerine olsun. Uca Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı könlünü Allah'a vermiş sizin kimi mümin, inanan insanların üzerine olsun. Allah size ve ailenize hayır bereket versin. Allah'ın verdiği ömürden hayır bereket görmeyi size nasip etsin. Allah'ın hayır bereket anlayışı da budur. Hayır bereket anlayışı var dövlet zenginliği içerisinde yaşamak değildir. Yani biz var zengin olmayın demiyoruz. İslam diyor zengin olun. Ama hayatın anlamı bu değildir. Hayır bereket içerisinde yaşamak iman dolu bir hayat yaşamaktır. Kim iman dolu bir hayat yaşayırsa o hayır bereket içerisindedir. Çünkü Kur'an bunu söylüyor. Biz de Kur'an'dan öğrendiğimizi size söylüyoruz. Uca Allah bize hayır dolu, bereket dolu, iman dolu, sevgi dolu, şefkat ve merhamet dolu bir hayat nasip etsin. Ailemizde bu varsa o bereketli ailedir. Cemiyetimizde bu saydıklarımız varsa bereketli cemiyettir. Eğer bir cemiyette sevgi yoksa, merhamet yoksa, şefkat yoksa, adalet yoksa, kardeşlik yoksa, barış yoksa o hayırsız cemiyettir. O insanlar da hayırsız insanlardır. Bunu Allah söylüyor. Hayrin ve şerrin ölçüsünü koyan da Allah'tır. Ne hayır de Allah diyen hayırdır. Allah da hayır bunlara diyor. Rabbim Allah'tır deyip varlığını Allah'a teslim edenden daha hayırlı kim olabilir? Ona göre hayrin ölçüsü budur. İnsanlar düşüncesine göre hayır ölçüsü koyabilirler. Benim dediğim hayır budur. Allah o ölçünün karşısını kesmiştir. Allah diyor ki neye Allah hayır deyirse o hayırdır. Biz de gördüğümüz işin hayır ya da şer olduğunu meyyen etmeyiz değilse, aziz dostlar, gördüğümüz işi Allah'ın Kur'an'ıyla ölçeceğiz. Allah'ın Kur'an'ı bizim dediğimiz işe, bizim ayırdığımız vakta, bizim ettiğimiz işlere he değilse o hayırdır. He demirse hayırdır. Yegane ölçü budur. Kur'an'ın adı bir adı da El-Müheymin'dir. El-Müheymin Arapça ölçü demektir. Meyyar demektir. Metir demektir. Metir. Metir ne işe yarayır? Metir bir şeyin uzunluğunu ölçür. Çekidaşlar ne işe yarayır? Bir şeyin neçe kilogram olduğunu size öğretir. Kur'an ne işe yarayır? Kur'an sizin hayatınızın gittiğiniz yolun doğru yoksa yanlış olduğunu ölçür. Yoksa ölçü olmasaydı hayatım herkes onda doğru olduğunu söylerdi. Ki bugün nihilistler, İslam'ı kabul etmeyenler, ensinde insanlığı kabul etmeyenler ne söylüyorlar? Diyorlar ki herkes haklıdır. Herkesin haklı olduğu dünyada bugün 7 milyar insan var. 7 milyar doğru vardır. 7 milyar doğru olan dünyada yaşama olmaz. Ham haklıdır. Sen de haklısan, sen de haklısan, sen de haklısan. Ya onda hareket var, hareket içer mi? Bütün bunların karşısını alan da Uca Allah'ın kitabıdır. Uca Allah buyurur ki, hakikatin yegane kaynağı Allah'tır. Allah neye doğru değilse doğruludur. Öz düşüncemize, zövgümüze, menfaatimize, hayrimize göre hayır ölçüleri koyabilmeliyiz. Hayır insandan insana değişmez. Hayrın ölçüsü Allah koyuyor onu. Allah diyor ki hayır budur. Ve Allah'a inanmak da insanı hidayetin kapısına getirir.
rızanın kapısına getirir, şefkatin kapısına getirir ve hayır işlerin kapısına getirir. Bir cemiyetin, bir insanın hidayette olduğunu ölçmeyi istiyorsanız onun gördüğü işlere bakmanız lazım. Bu adam Allah'ın verdiği ömrü neye sarf ediyor? Bakın, hidayetin ölçüsünü söylüyorum size. Bu adam Allah'ın verdiği ömrü neye sarf ediyor? Bu adam Allah'ın verdiği pulu neye sarf ediyor? Bu adam Allah'ın verdiği canı neye sarf ediyor? Bu adam enerjisini, bilgiyi neye sarf ediyor? Ona göre de Allah könlünüzü İslam'ın nurunu açsın. İslam rahatlık demektir dostlar. İslam bereket demektir. İslam hiçbir zaman tek olmamaktır. Tek olsam bile tek olmamaktır. Çünkü Allah senin neredeyse yeter. İslam'ın, Allah'ın verdiği güven duygusunu hiçbir şey verebilmez. Ne evlatlarınız, ne aileniz, ne servetiniz Allah'ın verdiği güven duygusunu verebilmez. Allah'ın adının biri El-Mü'min'dir. El-Mü'min sonsuz güvenin kaynağı ve sonsuz güven veren demektir. Merhamet kollarını açar da insanları şefkat, muhabbetle kucaklayar da insanları dardan tutarar. Allah'ın El-Mü'min olduğunu insan özünü intihar etmez. Bugün Azerbaycan'da bir haftada 5 nefer genç özünü intihar ediyor. Neden intihar ediyor bu adam? İntiharın sebebi nedir? İntiharın altında yatan en önemli sebep budur. Azlık değildir, susuzluk değildir, başka şey değildir. İntiharın en önemli sebebi ümitsizliktir. Çıkış yolu görmemekti, her şeyin karanlık olduğunu görmekti. Allah der ki, Allah varsa ümit var ya. Gencecik 12, 13, 14, 15 yaşında uşaklar çıkır binanın üzerine özünü atlaşar. Bu ne cehalet, bu ne vehşet, bu ne insanlık, bu ne bedbeklik. Allah'ı doğru tanımak lazımdır. Hidayet budur. Bugün de radyoda bir verilişimizde Allah'ı tanımanın bağlı gitti. İnşallah nasip ederse Allah şembe günü de biz onun. Bugünkü verilişimi ben ancak Allah'ın bir ayetinin üzerine kurdum. Çünkü Kur'an'da bu kitaplarda tercümede yazılırlar ki Allah istediğini azdırar, istediğini de doğru yola yönelir. Ela Allah yoktur. Teker teker Kur'an'dan anlattım onu. Allah kimi azdırar, kime doğru yol gösterir. Yani bir saat ancak onun üzerinde durdum. Allah kime hidayet verer? Allah, böyle demek mümkünse, keyfine göre iş gören Allah değildir. İstediğimi azdırırım, istediğimi de doğru yola yöneltirim. İlla Allah mıdır onda? Mentikle, ağılla illa Allah olabilir mi? Onda Allah nece helim olur? Onda Allah nece adaletli olur? Onda o azmış insan Allah'a demez mi? Allah'ım benim günahım neydi de beni azdırdın? Allah öyle söylemir. Allah der ki 20 madde saydım. Kimi doğru yola yönelderem, kimi de azdırarım. İnsan azmasa Allah onu azdırmaz. Kısa mezmunu bu. Allah azmak isteyenin azmasına icaze verir. Niye icaze verir? Belki icaze vermeyeydi. Ona göre verir ki size irade vermiştir. İradenize hürmet edilir. Bunu mu seçirsen? Seç eyvallah. Bu bizim hurafatla bağlı 5. verilişimizdi. İnşallah Allah nasip ederse 10 veriliş nezer etmişiz. Her bir teker teker İslam'ı neye buluyorlar, neye bulaştırdılar? Nece insanların düşüncesini sahtekar şeylere yöneldirdiler. Azerbaycan ahalisinin %30'u kabristanlıklardadır. Kabirlere yalvar. %20'si, %70'i falçalardadır. Allah'a güvenen, Allah'a inanan her cür ziyaretkâh var. Revmatizm ziyareti, uşağın yoksa, ere gitmek istiyorsansa, erinden boşanmak istiyorsansa, ne bileyim neyin, her cür kabir var. Ya ey insanlar, Allah bunu yok etsin diye gönderdi bu kitabı. Herkes lövbeye durup kabir başında, tavaf edecek, öpecek, yalvaracak, üzüğünü, sırgasını, her şeyini verecek oraya, Allah'tan da evlat, kabirde yatandan da evlat isteyecek. Ya Kur'an buna zulüm değil, Kur'an buna şirk değil. Kur'an der ki zulümlerin en büyük şirkti. Siz bunu nece edirsiniz? Ve bir insan, bir Allah'ın koluna çıkıp denir ki insanlar bunu etmeyin. Ama ben 5 verilişti barbar bağırıyorum. Derim etmeyin. Bu çok çirkin bir şeydi. Kimin hoşuna gelse de gelmese de. Ben bu Allah'ın dediğini söylemeyle mükellefim ben. Ve Allah buyurur ki Allah'tan başka bir varlıktan isteyenleri Allah asla doğru yola yönetmez. Eğer bir cemiyetin 60-70 faizi türbelerden ise,
Yaşlısı da Kur'an'a fal kitabı bakıp fala baktırırlarsa, yarlısı da sihirkarların yanındaysa dostlar, o cemiyet ölmüştür. Yoktur. Yok hükmündedir o. Diri cemiyet Allah'tan başka kimseden istemeyen cemiyettir. Bizim vesvemiz hayrı öğrenip hayrı çoğaltmaktan ibaret. İnşallah vakti olan kulak asmıştır. Kulak asmayanlara da belki ayrıca bir gün o tezislerini burada söyleyebilirim. Bir tane de ricam var sizden. Biz bunu bile danıştık sizden. Her ay imkanı olan bu cemiyete bir manat yardım etsin. Bir manat söylüyorum her ay. Çünkü hayır kurumlarını yaratmak, yaşatmak bizim borcumuzdur. İnanılmaz bir sevap şeyi bu. Bu cemiyet devletten para almıyor. Maalesef devlet aslında bu tür cemiyetleri himaye etmeli. Bakın bu cemiyetin neleri var? Rus dili dersi var, İngiliz dili dersi var, resim dersi var, Alman dili dersi var, Kur'an dersi var, tefsir dersi var, peygamber dersi var, aile akademiyası var, kapı kapı düşüp mektebe gidip insanları, valideynlere derler ki aile dağılır, niye dağılır? Azerbaycan'da iki yıl bundan kapı, 7 aileden biri boşanır evlenir. Bugün 5'inden biri boşanır. 5 adam evlenirse bugün biri boşanır. Yani bu ailelerin içerisinde ateş düşür. Bu tesadüf olabilmez, bu hastalığın sebebi nedir? Ona göre biz de bu Türkiye'de eğer gideninizde görüp mü bütün bu tür teşkilatlar hamısı hayriye vakıflar üzerinde kurulmuştur. İnsanların yardımıyla ayakta durmuştur. İnsanlar yardım edilir olur. Dünyanın 100 ülkesinden yetimler alıp getirip okudurlar. Yetimhanalar açılırlar. Devlet pul ayırmıyor ona. Vatandaşların yardımıyla ilgili. Yani bizim o kadar paramız olmasa da hiç olmasa her ay yardım imkanı olan bir manat yardım etsin ki bu teknik işlerimizde biz halledelim ve edenlerden de Allah razı olsun. Allah onların puluna banla da bereket versin. Bunu her ay etmeyi de unutmayalım aziz dostlar. Çünkü bir kurumun ayakta durması aynı zamanda dinimizin de ayakta durması anlamına gelir. Yani Allah buyurur ki yerde, yeryüzünde Allah'ın dinine yardım edenlere Allah o dar günde, o ahiret gününde, o hesap gününde, o hiç kimin hiç kime yardım etmeyeceği günde, o çığır bağır gününde, hayır zarar günündeki öten sefer onların hepsini bir teker teker söyledim. O günde de Allah ona yardım edecektir. Kim yeryüzünde Allah'ın dininin yayılmasına yardım edecekse Allah da ahirette ona yardım edeceğine söz vermiştir. Allah'ın vaadi vardır. Allah vaadinden asla dönmez. Allah bir şeye vaat etti mi yerine getirir onu. Ve siz verdikçe cibinize, canınıza nece bereket geldiğini göreceksiniz. Allah'ın bir vaadini de hatırladım bu mevzuyla bağlı. Allah buyurur ki yeryüzünde Allah'ın dinine yardım edenlere bir müjdesi de bu da Allah'ın. Ona gözlenmeden yerden bir kapı açacağım. Ne kapısını ben bilmiyorum ama Allah buyurur ki ona gözlemediği yerden bir kapı açacağım. Allah'ın vaadidir bu. Allah'a inananlara, teslim edenlere, yeryüzünde Allah'ın dinini yayanlara ve dar günde vermeyin değeri daha büyüktür. Hadin mi? Çetin günde. Çünkü Allah buyurur ki hoş gününde de ver, çetin gününde de ver. Bakın, sonra iki, sevdiğinden ver deyir. Evde özüne lazım olmayan şeyi başkasına verip alverçli kimi davranma. Allah buyurur ki sevdiğinden ver. Üç, seve seve ver. Dört, gizli ver. Gizli, yani görmesin, incitme onu. Osmanlı dönemde küçelerde çörek sebetleri olurdu. Küçede ağaçtan asardılar, onun içine çörek yemek koyardılar. Koyan da bilinmezdi, götüren de bilinmezdi. Ne alan tanıyardı, ne veren tanıyardı. Gelerdi oradan ihtiyacı gelir, çöreğin yarsın, keserdi, aparardı, yiyerdi. O birisi de gelirdi, o da götürürdü. Adam gelirdi, sebete yeni çöreği koyardı. Kim koydu, kim götürdü bilmez. Niye göre? Çünkü adam der ki Allah bilir yeter mi? Eğer ettiğiniz bir şeyin insanların da bilmesini istiyorsunuzsa sizde tekebbür vardır. Adamlar görsün ki ben namaz kılırım. Adamlar görsün ki ben yardım ederim. Ya Allah görmesi yetmez mi? Tabii ki gördüğünüz hayır işleri İslam buna da yol verir. Tebliğ etmekte de bir problem yok. Niye göre? Hayır çoğalsın diye. Da reklama çekip şehidin ailesine apardığınız yemeği göstermeyin. O ait bir şey değil. Ama demek lazım ki ey insanlar, falan kesler falan mektebe dikmesine yardım ettiler. Allah onlar razı olsun. Hayri sokakmak için bir hayır tebliğ etmek lazım. Ama sen verdiğini gizli ver. Allah yeti görürse yeter bize.
Aziz dostlar, bizim geldiğimiz yerimizin biri, bunu okuyun ben size, hardan gideceği bugün o kadar şeyler getirdim ki, ne kadar imkanımız var o kadar okuyun. 124. ayını bir okuyun size. Bismillahirrahmanirrahim. Orada Allah bize ne söylüyor? Bundan evvel yeni bir pasada geçti Allah, kısaca yanımıza savuran, İsrailoğullarına müracaat etti yine. Yani peygamberi incitmeyin. Geçmişi yadlarına saldı. Siz bunları ettiniz. Size bu nimetleri verdim. Bile bile hatırlattı. Ondan sonra da 123. ayda dedi ki, öten sefer söyledi bunu. Korkun o günden ki. O günün ne anlama geldiğini ben size bütün detaylarını demeye çalıştım. Tabii ki ben dediğim hamsı değildi. Meclisimizin vaktine kadarsa o kadar diyebildik. Korkun ey İsrailoğullarına söylüyor bunu. Korkun o günden ki o vakit hiç kes hiç kese fayda verebilmeyecektir. Hiç kesten bir fidye kabul edilmeyecektir ve hiç kesin şefaati de fayda vermeyecektir ve onlara kömek de gösterilmeyecektir söylüyor. Şimdi 124. ayada buyurur ki burada Allah yine İsrailoğullarına bir hatırlatmadır. Ne hatırlatmadır? Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle sınava çektiği zaman. Yani İbrahim peygamberi buyur. Neden İbrahim peygamber yoluyla İsrailoğullarına ve insanlığa mesaj verir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle sınava çekti. İbrahim'i hangi kelimelerle sınava çekti? İbrahim'in sınava çekmesi ne anlama gelir? Tamam. O zaman o bunları tamamıyla yerine getirdi. Yani İbrahim'i Allah sınava çekti ve İbrahim de tam teslim olup Allah'ın sınavından yüzü alnı açık çıkmış oldu. Ve Allah ben seni insanlara imam edeceğim. Bak Allah'ın İbrahim'i insanlara imam etmesini, imam başçı demektir. İmam sözüyle Azerbaycan'da bir sıra sözler var ki adamlar korkuzurlar. Onun biri miri sözüydü. Adam diye frankes miriydi. Yani o seyitli, ceddiği var. O senin belini kırar, öldürersen miri. Mir sözü emir sözündendi. Emir sözünün E harfi düşüp miri kaldı. Emir olur mir. Emir başçı demektir. İslam halifelerine emir el müminin deyirler. Mesela Hazreti Ali'ye deyirler ki ey emir el müminin. Müminin de mümin sözünün cemidir. Ey müminlerin emiri. Yani ey müminlerin başçısı. Ey prezident. Ey informanı da peygambere onu söylemediler. Çünkü peygamber Resulullah'tır. Nebiullah'tır. Allah'ın nebisidir. Kur'an'da peygamber sözü de yoktur. Onu da size söyleyeyim. Peygamber Fars sözüdür. Kur'an'da peygamberle bağlı iki söz var. Biri Nebi'ydi, biri de Resul'dü. Nebi ve Resul. Peygamberi biz Azerbaycan'da ya da başka yerde Türkler de onu istifade ediyor. O İran'dan o vasıtasıyla geldiğine göre biz peygamber diyoruz. Peygam Farsçasında müjde demekti. Peygam ber Farsça getirmek demekti. Peygamber müjde getiren demekti. Ama burada bir zaruri hatırlatmanı da diyeyim ki peygamber sözü Nebi ve Resul sözünü karşılamır. Biz neyi diyoruz? Nebiye de peygamber diyoruz, Resul'a da peygamber diyoruz. Bu doğru değil. Eğer ikisi de eyni olsaydı Allah ona Nebi ve Resul demezdi. Allah buyurur ki o Nebi ve Resul'dur. Demek Nebi'de başka bir şey var, Resul'da başka bir şey var. Nebi Allah'tan mesaj aldığı, mesajın alınmasını ifade eder. Resul, Arapça elçi demektir. Resul aldığı mesajı size çattıran da Resul olur. Ona göre Allah iki tane ifade koymuştur. Nebi ve Resul. Peygamber dememiştir. Biz peygamberden ikisini de evaz edelim. Bu doğru değildir. Nebi ve Resul. Nebinin misyası var, Resul'un misyası var. Ona göre bunu da burada hatırlatma babından size söylüyorum. Allah, İbrahim peygamberi, imam. İmam bir söz neydi? Miriyle korkusurlar. Biri seyit sözüdür. Seyit de başlı demek. Azerbaycanlıların korktuğu sözleri sayarım ben. Miri, seyit. Aydındır, seyit. Yani seyit diyen de korkulurlar. Seyit başlı demek. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Seyyidina, orada bir na var. Na biz demek. Yani insanların başlısı olan Muhammed. Ve alemlere rahmet olan Muhammed. Ve onun ailesine selam olsun söylüyoruz. Namazda her gün bunu okuyursunuz. Okuduğumuz şeylerin de ne anlama geldiğini bilmemiz lazımdır. Ettiğimiz duanın ne anlama geldiğini bilmemiz lazımdır. Kör körüne kitaplardan Arapça dua ezberlemeye gerek yoktur. Anlamadığın şey söylüyorsun sen. Ben derim ki yüreğinden neyse kesin sözü duayla. Ya da ezberleyirsen ise hiç olmasa meyanasını da öğren ki Allah'tan sen ne istiyorsan.
Duanın da en güzeli feili duadır. Bak bugün ben radyo dedim, burada da dedim. 40-50 ildi ki, 50 ildi. Bütün Müslümanlar her gün ve her cüme günü. Bak bunu şişirtmeden söylüyorum. Bütün mescitlerde eyni dua edirler. Misir'den tutmuş İndonezya'ya kadar. Ne dua edirler? Felestin'i hilas ile değiller. İsrail'i kahret değiller. Başına taş sal değiller. Felestin halkın bu zulümden tutarlı. Niye bizim duamız kabul olmuyor? 50 il, bütün Müslümanlar aynı gün ve aynı cümede Felestin'in kurtuluşu için dua edirler. Neden Felestin tutarlar? Çünkü Allah böyle duanı kabul etmez. Felestin'in kurtarması için sen ne ettin? Size her zaman söylüyorum da bir İslam aliminin yanına gelir ve ağlıyor bir kadın. Der ki Allah Felestinlere yardım etsin. Yüreğim yanır onlardan ötürü. Kadın da elini kaldırmışmış. Buradan bilezikler sallanırmış böyle. Parmağında yüzüğü, sırkası da burada. Bilezikler de buradan sallanırmış. Şeyh ona deyip ki Felestin'e yardım burada. Burada Felestin'e yardım. Burada. Burada da Felestin'e yardım. Burada. Burada. Allah yüzük göndermeyecek. Allah verir sana. Yani üstünde bir kilo kızıl var. Felestin'e yardım istiyorsan. Ya Felestin'e sen ne ettin? Şeyh deyip ki hanımefendi, hanımefendi Allah sen duymaz, Allah sen duymaz. Niye duymaz ben deyip? Çünkü deyip yardım buradadır deyip, kolundadır. Bunu sat, ver Felestinlere. Ermeniler bu Ermeni devleti neyine saklıyorlar? Bakı'da yaşayan her Ermeni istisnası olarak her il Ermeni fonunda pul getirir. Biz aydınlığa doğru cemiyetimizi ki bana göre Azerbaycan'da bundan hayırlı cemiyet yoktu. Ben tanımam. Yani ben başkalarının hakkına girmeyeyim. Benim tanıdıklarım içinde değilim. Hiç böyle devlet kurumunda yoktu. Onu da cesaretle söylüyor. Adamlardan bir manat karşı ediyorlar. İsrail devletinin tarihi dostlar 1949. ildi. Müslüman dünyasını parçaladılar. İçinde bir tane devlet kurdular. Neyle kurdular onu? Yeryüzünde yaşayan, bütün yeryüzünde diyelim, bütün yeryüzünde yaşayan Yahudilerin sayına kadar 16 milyon. Yeryüzünde diyelim, İsrail'de demiyorum, İsrail'in ailesi 7 milyon. Bizden de küçük. Bütün Arap dünyasını parmağında fırlıyor. Birisi neye göre? Bir, pul onlardadır. Televizyon kanalları onlardadır. Silah onlardadır. Ve o İsrail devletini kurmak için her Yahudi her ay maaşının bir hissesini ancak ona ayırır. Yoksa yere böyle özünden gurur gibi hiçbir şey. Ona göre biz de o duamızın biz de duamızın kabul olmasını isteriyse emele şükredeceğiz. Yardım edeceğiz insanlara. Allah'ın kanunu budur. Öyle değil mi? Allah buyurur ki Allah'ın sizden razı olmasını istiyorsanızsa insanların sizden razı olmasını isteyin. Peygamberimizin evinde oturup sadece duayla galip geldiği bir savaş var mı? Gösterebilirsiniz mi? Ben Allah'ın Resulü'yüm. Orduya gerek yok. Eskere gerek yok. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Oturacağım evimde. Duamı edeceğim. Düşmanlarım da kahrolacak. Allah böyle peygamber gördünüz mü? Allah ne söylüyor ayetinde? Süretle kaçan savaş atları hazırlayın. Tabii ki o at indi getirin indiki döre, yani indiki tanklar, TR'ler hazırlayın. Yani düşmenle savaşma için hazırlaşın. Peygamber de Medine'ye gelen kimi neyine de esker kurdu, ordu kurdu, silah aldı, hencer aldı, kılınç aldı, at aldı, deve aldı, bütün imkanlarıyla kimin ne imkanı var diye yardım etsin. Yoksa Bedir Savaşı'nı nece galip gelirdi? Burada neye demek istedim? Neden İbrahim peygamberi iman? Bir korktuğumuz sözün biri neydi? Biri miriydi, biri seyidiydi, biri de imam. İmam diyen de çaylar, akan çaylar vuruyor. Güneş sönür, ay da sönür, ulduz da sönür, nitkimiz de tutulur. Ya imam başlık mı? Allah buyurur ki, Es-Selat İmadüddin. Namaz dinin direğidir. Önder demek ki.
Siz de mescitte namaz kılanda sizin önünüzde duran adam imam. Sizin imamınız. Bu kadar basit. Ama biz ona bir mucizeli bir meyana yükleyerek ondan korkmak, insanları kaçırtmak, ne bileyim onun belasından korumak diye bir heyecana düşürüyoruz. Ama burada önemli şey burada budur ki İbrahim peygamberi Allah neye? Allah buyurur ki ey İbrahim ben seni insanlara imam edeceğim. Ama bundan evvel ne buyurur? İbrahim'in insanlara imam edilmesinin sebebi tesadüf değildir. Ondan evvel o bir şey etmiştir ki Allah onu imam etmiştir. Ne etmiştir o? Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle sınadığı zaman İbrahim bunların tamamıyla yerine getirdi. Yani Allah'ın dediğini yerine getireni Allah imam eder. Yoksa İbrahim'in kara kaşına aşık olduğuna göre imam etmemiştir. Onu söylüyor bize bu ayet. Dedi İbrahim neslinden de iman et. İbrahim Allah'ın bu cevabından cesaretlenir ve elave bir şey istiyor Allah'ta. Ne istiyor? Neslinden de imam et. Diğer benim neslimden imamlar çıkar. Başçılar çıkar. Yani önderler çıkar. İnsanları burada imam sadece devlet başçısı değil. Yani insanları hakikate yönelden, doğruya yönelden, Allah'ın dinine yönelen insanlar diye çıkar. Allah ne cevap verir? Bak lütfen burasına fikir verin. Meselenin tam kökü buradadır. Allah buyurdu. Zalimler benim onlara ehd bağlamağıma nail olmazlar dedi İbrahim. Bir de okuyan bunu. İbrahim teslim oldu. Allah ona mesaj gönderdi. Allah dedi ki ey İbrahim seni insanlara imam ettim. İbrahim bundan cesaret aldı. Tezden Allah'tan bir şey istedi. İstediği şey de buydu ki Allah'ım benim neslimden de imamlar çıkar deyir. Allah derhal ona cevap verdi. Ne cevap buydu? Zalimler benim onlarla ehd bağlamağıma nail olmazlar. Yani zalim İbrahim'in neslinden olsa da ona imamlık yoktur. İbrahim'in neslinden olmak insanı hilas etmez. Nuh peygamber Allah'ın peygamberi. Nuh'un peygamberi ise kafir. Oğluna yalvardı. Yadızda da o öyle değil mi? Oğlum gel gemiye min dedi. Sel gelecek. Allah diyor ki sel gelecek. Gel gemiye min. Gel gemiye min. Minmedi ve o Allah'a dua eder orada Nuh peygamber. Nuh peygamberin duasının Allah'ın cevabı nedir? Mene bile dua etmeye Nuh diyor. Ah o benim ailemdendir söylüyor. Allah'ın cevabı nedir? O senin ailenden değil. Kim Resulullah'a inanırsa Resulullah'ın ehli beytidir. Siz kendinizi Allah'a vermişsinizse, Resuluna vermişsinizse Resulullah'ın Allah'ın ehli beytisiniz. Yani İbrahim'e diyor ki ey İbrahim toptan yoktu. Toptan aldık, toptan verdik. Yok böyle şey. Süpürü aldık, süpürüyü attık. Öyle şey yoktu. Seçeceğim diyor İbrahim. Senin neslinden gelenler, seni kim olanları imam edeceğim. Zalim olanlar, yani peygamberinden neslinden olup da zalim olabilir mi adam? Bu ayet diyor ki olabilir. Bizim güzel peygamberimiz, son peygamberimize karşı çıkanların birçoğu kohumlarıdır. Emsi, sana nefret ediyor. O emsi ki, peygamberimiz dünyaya gelende ilk kurbanı kesen oldu. Bak, lütfen burasına dikkat edin. Peygamberimiz dünyaya gelende kurban kesip emsi. Çünkü Ereplere göre oğlan doğulmak büyük bir şerefiydi. Çünkü savaşlarda asker lazım, kişi lazım, güç lazım. Yani oğul olmanın övünür derler. Ki bizde de bugün o var. Ki o yanlış bir şeydi. Kur'an onun üstünden kaçaymıştır. Kur'an diyor ki evlat Allah'ın nimetidir. Kur'an diyor ki üstünlüğü ölçüsü cinsiyet değildir. Bazı valideynler bunu neye göre söylüyorum? Bugün de oğluyla kız arasında fark koyuyor. En küçük farkları söylüyorum size. Oğlun kucağına alır, kızın kucağına alır. Oğul nevesini kucağına alır, kız nevesini kucağına alır. Oğluna her şeyini verir. Halbuki her şeyini verme hakkı yoktur. Miras hükmüne göre bölgü Allah bölmüştür. Kime ne çatacaktır? Oğluna her şeyi verir. Diyor ki kızı da gelip kimisi ocağını kalayacak. Ona bir şey verir. İkinci dereceli göz kim bak? Değer vermiyor ona. Ve dünyaya gelmesini istemeyen uşakların çoğu da kızlardır. Bu hemen cahiliye ahlakı bugün de yaşayır demektir.
Ona göre bizim kız evladımız varsa Allah'a şükür. Min şükür, milyon defa şükür. Oğlumuz varsa yine de min şükür. Fark koymuyor diyor, seçmiyor diyor yolları. Hakkımız yoktur burada. Allah buyurur ki ben istediğime oğul veririm, istediğime kız veririm, istediğime ikisinden de veririm, bazıları da vermem. Kızınız da sizin canınızın bir parçasıdır, oğlunuz da sizin canınızın bir parçasıdır. Yani bir peygamberin emsi peygamber doğulanda ona kurban kesir. Neslimizde biri de arttı diye gurur duyur onunla. Sonra da peygamberin en katı düşmenine çevirilir. Kardeşi oğluna der ki, sen bana bu dini tebliğ edersen, ben bu dine inansam bana ne var? Adam zengin, seçilmiş, diğer bu karaların, kölelerin, mezlumların, dilencilerin dinine mi gideceğim diyeyim ben. Ben senin dinine geçeceğim diyeyim bana ne var? Diğer emi, hamıya ne varsa sana da var. Emsinin cevabı gelir. Beni hamıyla beraber tutan din olmaz olsun. Buyur. Allah burada da bize bu ölçünü koymuş olur. Çünkü Allah buyuruyor ki zalimler benim onlarla ehd bağlamama nail olmazlar der. Ey İbrahim kusura bakma bu duan kabul olunmaz. Yani senin neslinden gelen herkesin imam olma şansı yoktur. Kim senin yoluna giderse onlar olacak, kim olmayacaksa onlar olmayacak söylüyor, onu söylüyor. Burada 3-4 tane şey var aziz dostlar. Biri İbrahim peygambere müraciyet, biri onun sınakları, İbrahim'in duası ve Allah'ın cevabıyla bağlı. Onlarla bağlı ben ne söyleyeyim size. Yani vaktimiz de gelir. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de hayatı ve faaliyeti tebliğ olunan bir peygamberdir. Önce bunu bileceğiz. Kur'an-ı Kerim 124 bin peygamber olduğu söylenir. Onların hamısının adı Kur'an'da yoktu. Kur'an'da adı olan peygambere sayı 25'tir. Hızır'ın da peygamber olup olmadığı mübahiseliydi. Yani Allah bütün peygamberlerin adını Kur'an'da çekmemiştir. Ama hususi olarak, özel olarak vurguladığı peygamberler var ki onun biri İbrahim'di, onun biri Musa'dı, onun biri İsa'dı, onun biri Nuh'tu, onun biri de Hazreti Muhammed'di. O cümleden İbrahim peygamberde Kur'an-ı Kerim'de hayatı ve faaliyetleri ayrıca gösterilen büyük peygamberlerden biridir. Ulul Ezim diye Arapler. Ulul Ezim yani çok büyük peygamberler ki 5 peygamberi onun içerisine koyuyorlar. Biri de İbrahim peygamberdir. İbrahim peygamber hakkında en kadim bilgiler Tevrat'tadır. Yani İbrahim peygamber bilirsiniz ki bütün dinlerin, semavi dinlerin hamısının ortak kabul ettiği bir peygamber varsa o İbrahim'dir. Yani İbrahim peygamberi herkes peygamber olarak mesela Yahudiler, Hristiyanların birçoğu hamısını demirem, bizim peygamberimizi peygamber olarak kabul etmiş. Yani böyle bir heyette ortadadır. Tevrat'ın tekvin kitabında hususi olarak İbrahim peygambere yer verilmiştir. Ben önce Tevrat İbrahim'i nece tanıdık ona vermek isteyeceğim ki size daha değerli aydınlaşmış olsun. Bu kitapta verilen bilgilere göre, verilen malumatlara göre onun ismi önce uca ata anlamı taşıyırdı. Uca anlamı taşıyan Abraham idi. Tevrat'a göre İbrahim peygamberin Yahudi kitabında, Yahudilerin kitabında, tekvim bölümünde adının manası buydu. Uca ata. Uca ata manasını taşıyan Abram idi. Abram. Daha sonra onun yerine Allah onu milletin atası anlamına gelen Abraham adı verdi. İkinci adı ne oldu? Milletin atası. Evvel uca ata, ikinci milletin atası anlamına gelen Abraham adı verdi. Bak İbrahim sözüne bugün baksanız Arapler İbrahim deyir. Biz de İbrahim deyir. Ruslar İbrahim deyir. İbrahim. Avrupalılar Abraham deyir. Amerika'nın prezidentinin birinin adı belli olur. Abraham Lincoln. Abraham İbrahim demektir. Bu adlar aynıdır. Mesela Arapler Meryem deyir. Biz de Meryem deyir. Ruslar Maria deyir. Maria Meryem demektir. İngilizler de Mary deyir. Aynı adı bak. Meryem, Meryem, Maria, Mary. Yusuf, 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 Joseph. Eyni adlar, yani ortak adlar bunlar. Milletin atası anlamına gelen Abraham. Evvelce Abram, sonra Abraham. İbrahim adını vermiştir. Bu da ben okuduğum hisseler Kur'an'dan değil, Tevrat'tan okuyorum bunları. Soyuna bakan göre, İbrahim, Yahudilerin kitabına göre İbrahim'in soyu buradan başlıyor. Atadan, evvelden ilerleyen Nuh peygamber, sonra Sam, sonra Arpakşad,
sonra Şela, sonra Eber, sonra Pelek, sonra Reu, sonra Serve, sonra Nahor, sonra Tera, sonra Abraham, sonra İbrahim. Yani uzun bir hattı vardır. Böyle. Bizim peygamberimizin de soy hattı tam meyalındır. Burada yer var arkadaşlar. Bir de orada yer var. İbrahim peygamber Mesopotamya'da Keldanilerin Ur şehrinde doğmuştur. Mesopotamya'da indiki Irak arazisi, Suriye arazisi olan böyle birisi Mesopotamya değildir oraya. Suyu, Dicle, Fırat çahlarının olduğu yer, medeniyetin beşiği ki bugün Bağdat'tan bir eserlemet kalmadı ama dünya medeniyetinin merkezlerinden biri Bağdat şehridir. Bağdat şehri bugün maalesef haraba kalmıştır. Dünya medeniyetinin en büyük merkezlerinden biri Halep şehridir. Biri Şam şehridir. Bugün yeryüzünden silinmiştir. Ve onu da unutmayın ki bizim büyük sahabelerin bir kısmı mezarı da oradadır. Onlardan biri de Selahaddin Eyyubi'dir. Selahaddin Eyyubi Filistin'in zaferi fatihidir. En büyük fatihlerden biridir ve onun da mezarı oradadır. Ve o Suriye'nin esrinin evvelinde 100 yıl bundan evvel işgal edilen komutan, İngiliz komutanı gelerek bu tarih bunu kitabına yazmış, tarih kitabında yazılmıştır. Selahaddin Eyyubi'nin mezarını tepikleyerek "Kalk ey Selahaddin, biz geldik." demiştir. Ayağıyla Selahaddin'in mezarını tepikledi. "Kalk ey Selahaddin." Niye göre? Selahaddin çünkü Filistin'i, Kudüs'ü azat etmiştir. Ama Selahaddin Eyyubi Filistin'i, Kudüs'ü azat edende bir kimse de olmamıştır. Hiçbir Yahudini, hiçbir adamları kadınlarına, ne bileyim kızlarına, ona tokunmayan hiç kime tokunmamıştır. Edaletli bir şey ölçü koymuştur ona. Ama buna bakmayarak adam, bakın üstünden 700-800 yıldan sonra gelip onun mezarını tebrik ediyor. Ey Selahaddin geldim kal. Yani birini onu tebrik ediyor. Ki Selahaddin Eyyubi biz az tanıyırız. İslam'ın en şerefli komutanlardan biridir. Halid bin Velid, İslam'ın yenilmeyen, mevlup olmayan bir cesur komutanı. Ki Allah peygamberi ona dua etmiştir. Özde Halid bin Velid önce peygambere karşı olanların sırasındaydı. Sonra İslam'a geçti. İslam'ın en şerefli komutanlarından biri oldu. Yani Suriye arazisi şehitlerle, gazilerle, sahabilerle dolu bir mezar, bir şey, ülke. Hamısı bugün taptak altında kaldı. İzleri gitti, dağıldı, gitti. Büyük bir medeniyet merkezlerimiz gitmiş oldu. İbrahim de Mesopotamya'nın Keldanilerin Ur şehrinde doğulmuş. Hanımı Sara, Sare de değiller, Saray da değiller. Saray adı bize de geçmiştir. Saray adlı kadın var. Saray, Sara sözündendir. Bugün Avrupalılarda en çok koyulan kadın isminin biri Sara. Ki oran onunla bağlıdır. Çünkü onlar da onun arasında fark koyuyorlar. Onlar Hecer'e kabul etmiyorlar. Aşağılıyorlar. Değiller ki öbür köle değil. Ama Sara'nı daha üstün tuttuklarına göre Sara da onlar da meşhurdu. Bize de Saray şeklinde kesmiştir. Yani Saray adlı kadın var Azerbaycan'da. Eşi, hanımı Saray, Sare, atası Tera ve başka kohumlarla birlikte buradan Harran'a gitmiştir. Yani evvelce Uğur şehrinde doğulur, sonra ailesi Harran'a gittiler. Atası burada ölmüş, özü ise Tanrı'dan aldığı büyük buyruk üzerine hanımı Sare ve kardeşinin oğlu, yani bacısının oğlu Lut ile birlikte Filistin'deki Kenan diyarına gitmiştir. Lut peygamberden onun kohumudur. Yani bir nesildendir olur, onu söylüyorum. Gelirler Filistin'in Kenan'ına. Tanrı'dan bu ülkenin öz soyuna verileceği müjdesini alan, Allah ona bir çünkü peygamberdi, müjde almıştır. Yani bu okuduklarım Tevrat'a göredir. Diyor ki, Filistin, Allah'ın verdiği bir müjdenin yeridir. Ey İbrahim sen oraya gideceksen, ülkede baş veren kıtlık yüzünden hanımıyla birlikte buradan da Filistin'den de Mısır'a gitmiştir. Orada Mısır'da Hecer özüne cariye olarak verilmiştir evvelce. Sonra ise tekrar onunla evlenmiştir ve Kenan diyarına, Kenan diyarı indiki Filistin'e dönmüştür. Hecer'in üstten özelliği ben onu söyleyeyim hanım. Biri zencidir, biri kadındır, biri de köledir. Hecer kara demektir. Hecerül Esvet var ya, Hecerül Esvet değildir, kara taş yani. Kara sevda değildir. Sevda Arapça kara demektir. Biz kara kara demiş olduk. Bu kadınlar için şey var idi, üç şey. Biri kadınlık, o cemiyette kadınlık zevkli hesap olurdu. İkinci kadından beraber bir tane de problemi var, ne de zenciydi. Yani güzel değil. Üçüncü de bir özelliği var, köle değil. Allah'a öyle bir iman etti ki, bugün bütün Müslümanlar, hacca gidenler, Hecer'in gittiği yoluna gidip gelmeye mecbursunuz. Sey etmeseniz, sey nedir?
Hezer'in oğlu İsmail'i su aktardığı yerdi. O telaşa düştü kadın, öyle değil mi? Telaşa düştü. Su yok, körpe bir uşak, kimse yok, adam yok. Orada sey etti. Sey çalışmak demedi. Sey çalışmak değil. Bir sey etsene, yani çalıştığına. Sey etti. Ora kaçırana, buraya kaçırana. Ora kaçır, buraya kaçır. Bugün hacca gidenler sey etmeyle yükümlüdür. Sey etmeseniz hacciniz olmaz. Sey kimin ardınca gitmiş olursunuz siz? Hecer'in ardınca gitmiş olursunuz. Allah diyor ki bak zenci olsa da, kadın olsa da, köle olsa da Allah'a o kadar iman ettiğine göre siz onlarınıza gitmeye de niyet buyurmuştur. Ey İbrahim beni hara koyup gidirsin diyor. Seni diyor Allah'a koyup giderim. Bakın hiç kimin yaşamadığı bir ilanların, çayanların, suyun, yemeğin insanın olmadığı bir yer düşünün. Bir kadın düşünün. Kadının uşağında teze doğmuş, kadının kucağında teze doğmuş bir uşak düşünün. Allah'ın peygamberi aparıp onu bir tane bu dediğim yere koyuyor, bu kimsesiz bir yere. Geri kaydanda diyor ki ey İbrahim, bizi kimin ümidine koyup gelirsin? Bunu sana Allah mı emretmiştir? İbrahim'e bile de diyebilir, de senden kişi ola, utanmırsan, ayıp değil, kucağında Süleyman uşağı koyup ara gelirsen. İbrahim diyor ki, beğeri bunu Allah emretmiştir, size Allah'a havale ederim. Diyor ki, Allah emredipse başımız üstünde. Hecer'in bu kadar değerli olmasının sebebi teslimiyettir. Okuyacağı bir yerde Kur'an-ı Kerim'de örnek olan iki peygamber var. Yani bütün peygamberler örnekti ama hususi olarak Üsve-i Hesene, Arapçası budur, Üsve-i Hesene en güzel örnek olan iki tane peygamberi göstermiştir Allah. Onun biri İbrahim'di, Hazreti İbrahim'di. Ona Allah'ın selamı olsun. Biri de Hazreti Muhammed'dir. İbrahim peygamberde ne var ki Allah onu örnek göstermiştir? İbrahim peygamberde çok şey var da okuyacağım ama bir tane şey var. Hamısını bağlayan bir şey var. İbrahim ve ailesi Allah'a teslim olmuştur. İbrahim peygamber yegane peygamberdi ki Kur'an'da Allah ona Allah'ın dostu demiştir. Biz bugün peygamberimize Habiballah diyoruz ama o bizim dediğimiz sözdü. Allah dememiştir onu. Daha büyük bir ad vermiştir. Ne demiştir? Alemlere rahmet olan peygamber. Ama İbrahim'e demiştir ki Habibullah. Allah'ın dostu. Peygamberimize Allah'ın dostu ifadesi Kur'an'da yoktur. Ben buna kıymete kenayet diyorum. Yani olmayan şeyi şişirtmeyen bir şey. Biz peygamberimizi çok severiz. Peygamberi sevmeyen insan olmaz. Peygamberin ehli beytini sevmeyen insan olmaz. Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'nı sevmeyen Müslüman olmaz. Ama Allah onlara ne değer verirse biz de onu vereceğiz ona. Allah eğer ona alemlere rahmet deyipse biz de ona alemlere rahmet diyeceğiz. Bakın ne kadar büyük sözlüğü var. Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Yani bütün insanlığa, özde o zamanda olan insanlara yok ha. İnden sonra ne kadar insan gelecekse hamısı için rahmet kaynağı adım koyup onun üzerine. Ama İbrahim'e de deyip ki o Habibullah'tır. Ona hem de ne değildir? Halilullah değildir. Allah halil dost demektir. İbrahim ne etti de imam ve dost oldu. Siz de imam ve dost olabilirsiniz Allah'a, olabilirsiniz. Ne edeceksiniz? İbrahim'in ettiğini edeceksiniz. Kim Allah'a teslim olursa o da Allah'ın dostu olacaktır. Dost sözünün bir manası da velidir. Veli sözü var. Veli. Veli sözünün cemi övliyadır. Övliya veliler demektir. Veli Arapça dost demektir. Kur'an'a göre dost kimdir? Kim Allah'a teslim olmuşsa o dosttur. Yani velidir. Azerbaycanlıların korktuğu sözün biri de budur. Övliya. Övliya diyende sular dayanır. Ya Allah diyor ki herkes övliya olabilir. Veli dost demek değil mi? Allah'ın bir adı da velidir. Dostunuz, veliniz Allah olsun. Mısır'a gitti, oradan Hecer'i özüne cari olarak verildi. Sonra onunla evlendi. Daha sonra Kenan'a gaitti. Kenan Filistin oldu. Yine Tevrat'ın verdiği bilgilere göre İbrahim Sara'dan uşağı olmayınca, ki Sara'dan onun evladı yokuydu. Onun isteğiyle, yani Sara'nın öz isteğiyle, Sara erine dedi ki, benden evladın olmuşsa başkasından evlenebilirsen. Uşağı olmayınca onun isteğiyle Hecer'le evlendi. Yani cariyelikten çıktı, hizmetçi olmaktan, hediye olmaktan çıktı, evlendi ona, hayat yoldaşı oldu. Ve
Həcər ilə evlənir və 86 yaşındaykən, bu Tövrətin söylədiyidir, fərqli rəqəmlər var, onlara gələcək. 86 yaşındaykən ondan oğlu İsmail doğulur. Bunu haradan mən götürmüşəm? Təkvin bölməsi 16-cı surə, 16-cı ayə deyək belə. 100 yaşına gələndə Saradan İshak dünyaya gəldi. Bu da Tövrətin bilgisidir. Öncə İsmail dünyaya gəldi və Yahudi qaynaqlarının verdiyi xəbərə görə 100 yaşına gələndə də İshak onunla dünyaya gəldi. Bu qəti məlumatdır ki, bunu hər kəs, bütün alimlər bunun üzərində ittifak etmişlər. Yəni doğru saymışlar. İbrahimin övladı çox gec olmuşdur. Amma o yaş 80-dimi, 100-dimi, 90-dı onunla bağlı dəqiq bir bilgi yoxdur. Amma İbrahim Allah istəyəndə olarsa olar, Allah istədi verdi yəni. Saranın qısqançlığı üzündən Sara bu şeyləri görəndə başladı qısqanmağa. Təbii ki, mən üstünəm, zəngin bir ayədən gəlirəm. Həcər də bir kölədir, qaradır, zəncidir. Sən onu məndən çox mu sevirsən? Qadınlara aid özəlliklər onlarda da var idi. Peyğəmbərimizin də xanımları bunu ediblərmi? Ediblər. Bunu haradan bilirik? Qurandan bilirik. Allah buyurur ki, o ikisi sənə hilə qurur, ey Muhammed. O ikisi dediyi kimdir? Biri Hafizə, biri də Ayşə. Biri Əbu Bəkirin qızı, biri Ömərin qızı. Yəni, nə mənadadır? Yəni, o biri xanımlara qarşı səni soyutmaq istəyirlər. Məsələn, Peyğəmbər o biri xanımın yanında qalanda, xanımlarının biri Peyğəmbərin sevgisini artırmaq üçün ona balısı verirdi. Gözəl bal gətirirdilər, tərtəmiz baldan su hazırlayırdı, o da Peyğəmbərə çox xoşuna gəlirdi. Bu xanımlar da bunu bilirdi. Onlar Ayşənin yanına gələndə ya da Hafsənin deyirlər ki, səndən nə pisik gəlir, ey Rəsul. Yəni, o xanım sənə çox pis şey verir. Yəni, hədəfləri Peyğəmbərə qazanmaqdır, Peyğəmbərə qarşı deyil. Qısqançlıq var arada yəni. Və bunu Allah niyə Qurana qoymuşdur? Allah o istəni kəsə bilməzdir. Niyə bizim filmdə Peyğəmbərin xanımların arasında da bir çəkişmə olduğunu Allah Quranda olmasını istəmişdir? İnsanları doğru tanıyaq deyir. Peyğəmbər xanımı olsa da belə insanlar arasında qısqançlıq ola bilər. Şikayət edən qadın niyə görə Qurana qoymuşdur? Mücadilə surəsi o cür başlayır da. Bir adam ərəb qanununa görə, ərəblərdə zihar qanunu vardır. Zihar ərəbcə çiyin, kürək deməkdir. Ərəblər bir qadınla, yəni həyat yoldaşıyla yaşamaq istəməyəndə ona deyirdilər ki, sən mənə anamın kürəyi kimi ol. Anamın kürəyi kimi olmaq o deməkdir ki, yəni onunla nə boşuyurdu, nə də yaşayırdı. Qadın zülm içində qalardı. Yəni boşasaydı gedib evlənərdi, yaşasaydı ailəsi olardı. O cür ortada saxlayır. Belə bir ərəb qanunu var idi. Qadın evindən çıxdı, Peyğəmbərimizin yanına gəldi. Peyğəmbərə dedi ki, mən çox gənc idim, çox gözəl idim, hər kəs mənə aşiq idi. Bu adamı mən sevdim, ona övladlar verdim, gözəlliyim getdi, saçım ağardı, qocaldım. İndi mənə deyir ki, anamın kürəyi olasın, anamın kürəyi kim olasın? Peyğəmbərimiz deyir ki, ərim deyə olmuşdur. Deyir, ay Allahın Rəsulü, mən neydim? Mənim uşaqlarım var. Onları götürüb özümdən aparsam, onları saxlamaq imkanım yoxdur. Onları onun yanına qoysam, o onu saxlaya bilməyəcək. Nə cür olacaq bu? Deyir, mənim deyəcək bir şeyim yoxdur. Niyə görə yoxdur? Çünki Allahın əmrini gözləyir. Qadın Peyğəmbərlə razılaşmış. Qadın əllərini açıb, ayə bunu söylüyor. Mən özümdən bunu ağıl deyildir. Allaha yalvarır. Halımı sənə şikayət edirəm, ey Allah. Yəni, Peyğəmbərdən bir müsbət cavab ala bilmədi. Çünki Peyğəmbər Allahın təlimatını gözləyir. Öz başından bir şey vermək istəmir. Peyğəmbər onun zülmü olduğunu bilir. Halımı sənə şikayət edirəm, Allahım. Allah dərhal ayə göndərir. Allaha əl açıb yalvaran qadının səsini eşitmişdir. Ayə birə başlayır. Onunla da zihar qanunu ləğv olmuşdur. Yəni, bir qadına sən mənim anamın kürəyi kimisi deyib, ona zülm etmək haramdır. Yəni, o haqqımız yoxdur, onu söyləyirəm, onu söyləmək istəyirəm. İndi bu qadınlar arasında da ziddiyyət olduğuna görə, 100 yaşına gələndə Saradan İshak dünyaya gəlir. Bu da təkvim 21-6. Ayədir. Saranın qısqançlığı üzündən Həcər oğlu İsmail alaraq Paran çölünə gedib, orada yaşamaq məcburiyyətində qalır. Təkvim 21-8-21. İsmail İbranicə, İsmail ki var biz bunu görürük. Yahudi dilində İbranicə Allah eşidir deməkdir. İsmail sözünün mənası İsmail. Biz bugün İsmail deyirik. Yahudi dilində mənası Allah eşidir.
Allah eşidir manasına gelen Yishmael sözünün yani. Yishmael, Yahudi dilinde Yishmael'di. Biz onu çevirip ne eylemişik? İsmail demişik yani. Yahudi kitap, bu da bir mübahis, onlara göre mübahisedi, bize göre mübahise değil. Yine Tevrat'a göre, Allah'tan aldığı emre göre, bunu da burada diyeyim ki Kur'an bunu düzeltmiştir. İbrahim oğlunu kes diye Allah'tan emir almamıştır. İbrahim bunu Yuhuda görmüştür. Bildiniz mi ne demek istedim? Yani Allah İbrahim'e git oğlunu kes dememiştir. İbrahim onu Yuhuda görmüştür. Yuhunu da bu cür yozmuştur. Ama bununla da razılaşmır Yahudiler. Deyir ki İbrahim'in kurban ettiği oğlu İshak'tır. Bugün bizim aramızdaki mübahisenin biri de budur. Biz kurban bayram geçirdik değil mi? Kurban İsmail kurbanı değiller. Bazı Azerbaycanlılar olan. Onlar dediler ki kurban edilen İsmail değildir, İshak'tır. Kur'an bunu reddedir. Yani bunlar her şeyde bir problem çıkartmak ustasıdırlar. Ona göre de böyle değiller. Ve İshak'ı kurban etmesiyle Tevrat'a göre Allah'ın tekdirini kazanmıştır. Çünkü o sahneni bilirsiniz. İsmail'i kesme istedi. Allah'tan da emir geldi. Allah senin teslimiyetini kabul etmiştir. Bu İbrahim ailesinin neden Allah'ın sevimli kulları olduğunu cevabını bilir oldu. İsmail atasına ne söylüyor orada? Aziz atam, Allah'tan gelen emri yerine getir. Beni teslim olanlardan göreceksin. Hoşbeklik'in üstürü budur. Teslim olmak. İslam sözünün manası da budur. Silim kökündendir. İslam teslim olmak demektir. İslam sözünün üç manası vardır. Teslim olmak, barışmak, hilas olmak. Üç manası birdendir. Kim Allah'a teslim olarsa özüyle barışıktır. Bazı adamlar var ya çok agresifdir. Hamıyla acınlıyor. Özüyle barışık değil. Her şeyden narazıdır. Allah'la barışık olanlar herkesle barışık olur. Ve özüne soyunun göylerdeki ulduzlar, denizdeki kumlar kadar çoğalacağı vaat edilir. Yani Tevrat'a göre Allah ona vaat edir ki, ey İbrahim senin soyun göydeki ulduzlar kadar çok olacak, denizdeki kumlar kadar çok olacak. Bu kitaba göre, yine Tevrat'a göre İbrahim'in arvadı, hanımları sadece Sara ile Hecer değildir. Ondan sonra Ketura adlı bir kadınla da evlenmiş, ondan da uşaklara vardır. Yani Tevrat'ın söylediği söylüyorum. Yine Tevrat'ın verdiği bilgiye göre 175 yaşında ölmüştür İbrahim. İbrahim peygamberin yaşıyla bağlı ve uşağının olma tarihiyle bağlı farklı fikirler var. Kur'an'da bunun hiçbiri yoktur. Kur'an'dan yaşlı olduğunu bilirik. Kur'an İbrahim hakkında diyor ki o çok vah eden peygamberiydi. Yani gözlerimişe yaşlıydı. Kur'an diyor ki onları çok severdi. İbrahim çok teslim olan idi. Ama İbrahim'in evladının da gez yaşlı olduğunu bilirik. Bunu da haber verir ama konkret yaşının ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ama Tevrat'a göre 175 yaşında olur İbrahim o zaman. Ve ölenden sonra da yine de Tevrat'a göre hanımı Sara'nın yanında da verilmiştir. Yani İbrahim peygamberin mezarı onlara göre Sara'nın kabrinin yanındadır. Harada da bu takvimde 25. surenin 1. 10. ayeti bunu gösterir. Kitab-ı Mukaddes'e göre Rab Allah İbrahim'e görünmüş, onlara göre Allah İbrahim'e görünmüş ki bu da yanlış bir şeydi. Çünkü bu şeyi biz nereden biliriz? Musa peygamberden biliriz. Bugün bazı adamlar da hususen tesevvüf ehli diyor ki Allah'ı gördü. Adamlara deyirler ki şeyhimiz akşam Allah'la danıştı. Ya Allah bir bize diyeyim yani bir adam heya eder, kabul eder bu şeyleri. Çoğumuzu Kur'an okuyor yani. Akşam deyir Allah'la görüştü. Bunu biz olmazlardan bilir, gözümüzden mi uydururuz? Musa peygamber Allah'tan ne isteyir? Seni görmek isterim deyir. Allah'ın cevabı nedir? Len terani. Allah'ın cevabı bu da Arapça. Len terani. Asla göremezsindir. Ya Musa peygamber Allah'ı görmek istedi, Allah buna yok dedi de senin şeyhin Allah'la nece görüşür? Kur'an'ın başka bir ayetinde size söylüyorum. İnsanoğlunun Allah'ı bu gözüyle görme imkanı yoktur. Çünkü Allah sınırsız olandır. Sınırsız olanı sınırlı, mehdud olan insan görebilmez. İnsanın Allah'la neyin ki görmesi? Kur'an'a göre Şuara suresinde insanın Allah'la birbaşa danışması da mümkün değildir. İnsanın Allah'la danışması, yani peygamberle danışması, üç yolladı Kur'an'a göre. Bir, onun kalbine bir ilham verir.
Yani bir mana yüklüyor onun kalbine peygamber. İki, elçi gönderir. Cebrail'i gönderir. Peygamberimiz bir başa Allah'la danışmıyor. Böyle şey yok. Cebrail ona vehy getirir. Üçüncü yolda budur. Bir perde arkasından. Perde arkasından danışmak da Musa'dır. Bilirsiniz Musa Tur Dağı'na yakınlaşanda o ağaçtan bir ses işitti. O perdedir. Kur'an'ı dakik bilende bu adamların yalan danıştığı ortaya çıkar. Adam diyor ki ben Allah'la görüşürüm, Allah'la danışırım, Allah'la meslekleşirim. Ya Allah'la görüşürsen eyvallah. Diyelim ki bu derdimize bir çare kılsın. Ne diyorsun ona? Ne olur? Bu akşam gelende diyersin. Ve o Yahudiler diyor ki İbrahim Rab, Allah İbrahim'le görüşüp onun zürriyetini çoğaltıp bereketlendireceğini bildirip ve özünde nesiller boyu devam edecek ehd yapmıştır. Bu Kur'an'da var, okuduğum ayede budur. Ama bunların dediği kimi değildir. Allah görünmüş şekli yoktur orada. Burada Allah ne söylüyor? Orada Allah, ben senin insanlara imam edeceğim. İbrahim peygamber diyor ki neslinden değil. Allah'ın cevabı budur ki zalimlerle benim aramda bir ehd yoktur. Kur'an'da bu şekilde değil. Kur'an-ı Kerim'in ayrıca bir suresinin adı İbrahim'dir. Bildiğiniz gibi 14. surenin, yorulmuşsunuzsa burada saklayın. Kur'an-ı Kerim'in 14. suresinin adı İbrahim suresidir, bilirsiniz. Hazreti İbrahim Kur'an'da 68 defa adı çekilmiştir, yani anılmıştır. Bu veya başka şekilde 68 defedir. Muhtelif ayelerde yanında özellikle Begara suresinde, bu mesela Begara suresinin 124-135 arasında, 258, 260, Ali İmran suresinin 67, 68, 95, 97, Enam suresinin 74-86, Hud suresinin 69-76, İbrahim suresinin 35-39, Meryem suresinin 41.si, Enbiya suresinin 51-73 arası, Saffat suresinin 83-113 arasındaki ayeler baştan başa İbrahim peygamberinin faaliyeti, işi, teslimiyetine hesrolunmuştur. Onların hamısını biz burada okuma imkanı yoktur. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in atası hakkında bilgi vermiştir. Geniş bilgi almak isteyenler Enam suresinin 6. surenin 74. ayetine bakabilirler. Orada bilirsiniz ki bütperest bir atası var. Yani İbrahim peygamberin atası bütperest. Adının Azer olduğu söylenir. Orada İbrahim peygamber atasına da öğüt verir. Yani Allah'a şerik koşma diye. Bu ettiğiniz iş doğru değildir. Onu atasına da söylüyor. Yani buradan çıkan neticenin biri budur. Hakikat neredeyse onu bir üslubla bir serkeçe söyleyeceğiz. Biz adamların zövgüne göre din anlatmayacağız. Yani mesela bir başını bağlamamış hanım bize dese ki başı bağlamak doğrudur, doğru değil. Biz hanımı incitmemek için bağlamasın da olur diyelim. Yeni şey olmuyor. Onu değilsin sen dinin içeri düşürürsen. Demersen ki güzel hanım, Allah baş bağlamaya emretmiştir. Bitti bu kadar. Bağlayarsan mı, bağlamazsan mı bu senin işin değil. Bazı adamlar taraftar toplamak için, kalbini kırmamak için diye bağlamasan da olur. Ya ben öyle şey diyemem. Ben diyorum ki Allah bunu size emir etmiştir. Sonra da diyorum ki bu emri yerine getirip getirmeme size aittir. Yerine getirmeyene ne vardır? Günah vardır. Çünkü yerine getirmemek Allah'ın bir emrini bozmak demektir. Bunun açık anlamı budur. Ama biz bir adamın hoşuna gelsin diye ona incime de, olar sana da olur, Allah olar, iyi bir ol. Çünkü böyle adamlar da var, diyorlar ki başa bağlamasın olur. Ya kardeşim sen bunu haradan çıkarırsın. Adam getirip bağışlayayım beni, Kur'an'ın ayesi senin gözüne soksa ne diyeceksin? Kur'an'da olmayan şeyi biz Kur'an adına danışabilmeliyiz. Bu tekfirçiler var, tekfir değildir. Tekfirin üstünde üç tane şey var. Biri budur ki tekfir eden adamlar önce bu selahiyeti özlerine götürürler. Kimin Müslüman, kimin Müslüman olmadığını meyyet etme yetkisi var bunlarda. Adamlar derler bu Müslümandı, o Müslümandı, falan kes Müslüman değil. İki, birinci işleri budur. Bu vesfe kime aitti? Allah'a aitti. Adam özünü Allah'ın yerine koyuyor. Diyor, ben meyyen ederim, kim Müslümanı, kim Müslüman değil. Sen meyyen elediğine göre bu yine düşmüş. Ben size her zaman bir ölçü söylüyorum. İnsanların egidesini şeylemeyeceği biz. Davranışlarını tenkit edeceği. Eğer doğru değilse üslupla. Adamlara yine bunu devirirse kafirsin. Sen müşriksen, sen cehennem ehlisin. Ya sen özünü Allah'ın yerine mi koydun sen? Onda ama birbirinden düşme olacak. Biz bunu etmeye bizim borcumuz değildir. İki nedir? Önce bu selahiyetim var diye böyle. İkinci de adamları dinden çıkarır.
Deyir, o müsəlman deyildir. Bilirsiniz bunu niyə edir? Çünki ən dəhşətlisi gəlir. Ölümünə fərman verir. Niyə? Dindən çıxmış adam. Dindən çıxmış hökmü nədir? Öldürmək. Bugün adamları öldürməyin gərəksəsi budur. Adam istəyirsiniz dinə girsin, istəyirsiniz girməsin, istəyirsiniz girdiyi dindən çıxsın. Bizim onu öldürmək haqqımız yoxdur. Qurana görə onun cəzası Allah'a aiddir. Əgər onu etsəniz, onda bu ayəni hara qoyacaqsınız? Bismillah. Lə ikrahə fiddin. Dində məcburiyyət yoxdur. Bizim görevimiz, əziz dostlar, gözəl bir üsuluna təbliğ edilməkdir. Qardaşım, bacım, din budur, səni Allah'ın yoluna dəvət edirəm. Allah'ın yolu da bundan ibarətdir. Seçəcəkmi, seçməyəcəkmi onun işidir. Əgər siz bunun tərsini gətirsəniz, Bakı şəhərinin %90-ını öldürmək məcburiyyətindəsiniz. Elə deyil mi? Bütün məzhəb imamları kitablarında yazıblar ki, namaz qılmayanlar öldürülməlidir. Bəli, bəli, heyrətə düşdünüz, deyil mi? Mən də deyirəm ki, dəlilin nədir? Allah Qur'an-ı Kerimdə namaz qılmayanları öldürün deyə bilər mi vermişdir? Əgər biz bu məzhəb imamlarının söylədiyini Allah'ın sözü kimi qəbul etsək, nə olacaq sizcə? Hər kəs qılıncını çəkəcək. Vay, sənə namaz qılmırsa, kəs başını bunu. Nə olacaq bununla qılır? Sonra da qadınları yığacaqsan, 10 dollara bazarda satacaqsan, bunun adına da İslam qoyacaqsan, elə mi? Xurafatlar, bidətlər, bədən yaranın içindəki çirklərdir. O yaranın içindəki çirk görsən, qızdırma verir. Adamın bütün enerjisini alır, öldürür, məhv eləyir. Amma o yaradakı çirkaftan daha qorxulu bir çirkaf var. O da bilgi çirkliyidir. Adam beyni xurafatla doldurmuşdur. Deyir, kim namaz qılmışsa öldür, kim başa çıxsa öldür. Yəni, Allahın demədiyini bizə dedirtmiş olur. Qur'an-ı Kerimdə dedim ki, atası ilə bağlı olan bölgələr də var. Kim istəsə, 6-cı surənin 74-cü ayəsində baxa bilər. Daha Quranda daha onun haqqında nələr var? Atası ilə bağlı bilgi var. Hələ yetişkinlik, yetmə çağına gəlmədən öncə ona bir kamillik, qeyri-adi qabiliyyəti olduğu da bəlli olmuşdur. Bu da Ənbiya surəsi 21-51-ci ayədə. Allah deyir ki, İbrahim çox erkən fərqli olduğu, yetənəkli, qabiliyyətli, gözəl bir insan olduğu ortaya çıxmışdır. Həzrət İbrahimin ayrıca vəhiyə məzhər olmuş. Yəni, İbrahim Allahdan vəhiy almışmı, almamışmı? İbrahim Peyğəmbər Allahdan vəhiy almışdır. Haradan bilirik? Nisa surəsi 4-cü surə 163-cü ayda bilirik. Orada Allah buyurur ki, İbrahim Allahdan vəhiy aldı. Yəni, 163-cü surədə. Sonra, yenə də Qurandan bilirik ki, ona suhuf indirilmişdir. Suhuf, səhifə sözünün cəmidir. Yəni, səhifələr. Quran demirik biz, səhifələr. Bugün o səhifələr bizim əlimizdə deyildir. Amma Quran ona Allahın bir şeyləri, necə ki Musa Peyğəmbərə Allah Tur dağında indirdiyini söylüyür, Peyğəmbərlərə indirdiyini söylüyür, İbrahim Peyğəmbərə də bir şey indirdiyini söylüyür Allah. Harada söylüyür? Ala surəsi 87-19-da. Bax, hər şeyin Quranda yeri var. Doğru tapıb desək, adamlar buna razı olarlar. Yenə Qurana görə İbrahim nə Yahudidir, nə Xristiyandır. Bax, bunu mən söyləmirəm. Quran-ı Kerimdə oxusanız, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Yüce Allah, o nə Yahudidir, nə Xristiyandır. Tək Allah inancı olan hənif insandır. Hənif sözü var ya, bugün hənəfi də deyirlər, hənəfilər deyirlər, İmam Əbu Hənifə deyirlər. Hənif nə demək tərəfçi? Hənif, la ilahə illallah, Allahdan başqa Allah yoxdur inancına inanan adama deyirlər. İbrahim Peyğəmbər də deyir, tək Allah inancına inanan insan idi. Quran bunu söylüyür. Buna görə də özündən sonra tövhid inancını sürdürən, davam etdirən haqq dinin bütün mərhələlərdəki davamçılarına İbrahim milləti deyilir. Baxın, nəyə görə insanlara İbrahim milləti deyilir? Nəyə görə İbrahim bütün peyğəmbərlərin babası sayılır? Nəyə görə insanların atası sayılır? Bunun səbəbi budur. Burada bir şey deyim. Millət sözü Quranda vardır. Amma millət sözü bugün bizim işlətdiyimiz mənada deyildir. Bugün millət
bir kavmi ifşad edir. Mesela derler Türk milleti, Arap milleti, Fars milleti, Azerbaycan milleti. Kur'an'da böyle değil. Biz bu ifadeni, bu sözü Kur'an'dan almışız, içini boşaltmışız, özümüzden mana koymuşuz oraya. Kur'an millet diyende ümmeti nezdedir. İbrahim milleti beraberdir neye? İbrahim ümmetine. Yani Allah'a inananlara değil. Millet Kur'an'da kavmi, kanı bir millete, bir irge mensup olmalı bildirmir. Millet diyende Allah ümmeti nezdedir. Bunu hardan bildik ki İbrahim milleti değil? Bakın. Bekara 2.35'te okuduğumu sizinle. Nisa 4.125'te var. Nehl 16.123'te var. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hazreti İbrahim'e de üsve-i hasene deyir. Bütün peygamberler örnektir. Eyvallah. Ama iki peygambere Kur'an özel olarak bu ifadeni istifade etmiştir. Üsve-i hasene. En güzel örnek. Onun biri İbrahim'di, ona salam olsun. Biri de peygamber, son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Güzel örneği olarak gösterir. Bunu hardan götürmüşük? 60. surenin 4. ayesinden. Danıştığımız Kur'an'dan danışan adamın her şeyinin delili Kur'an olması lazım. 60. sure 4. ayet. Bütün bu özelliklerle beraber o hem de fikir hem de fiil olarak bütperestlere ve başta atası olmak üzere bütün bütperestlere, bütün Allah'tan başka araya bir vasıta koyup inananların hamısına karşı mücadele etmiştir. Bak atasını kenara koymamıştır. Önce atasına diyor ki, ata ben seni çok severim ama bu inandığın bütperestlik. Bunu hardan biliriz? Enam suresi 6-74-81'den biliriz. Yani bütperestliğe karşı ve atasına karşı çıktığında buradan bilmiş oluruz. Meryem suresi 42-46'dan biliriz. İsteyenler evde bakabilirler. Enbiya suresi 21-51-71'den biliriz ki atasına karşı, bütperestliğe karşı, cehalete karşı savaşmıştır. Bütperestliğe, cehalete karşı savaşmak bizim de boynumuzun borcudur. Kim peygamberlerin ümmeti olduğunu iddia edirse onların etkin etmeye mecburdur. Ona göre lütfen adamlarımızı bu kabirlerin başından yıkarın. Yalvara onlara, başa sala onlara. Diyelim ki kardeşim bu doğru değildir. Ben derdim var, sıkıntım var. Olabilir ama çıkış yolu o değildir. Peygamberimizin döneminde biri içirmiş, ara içirmiş, içki içirmiş. Peygamberimiz ondan soruşur ki niye içirsen diye derdim azalsın diye. Peygamberimiz buyurur ki içki derdi azaltmaz, artırır. Şimdi biz adama diyor ki, bak gelip sırgalarını, yüzüğünü, pulunu, hediyeni o kabirlerin üzerine koyma. Onlar yanlış bir şeydi. Hem özüne zulmedirsen, hem Allah'a zulmedirsen, hem küfre girirsen, hem yanlış bir şeyin içinde olursan. Ne olur? Bir insanı kabirlerin üzerinden yığıştırsanız Allah karşısında değeriniz ne kadar artacağını bunu biz hesaplayabilmeliyiz. Ve bütün peygamberler de bu iş için gelmişler. Siz öyle bilirsiniz ki peygamberimizin dönemde bu yok idi. Peygamberimizin dönemde Arapler mezarlara gidip mezarlarını saydılar. Herkes mezardaki adamlarına gurur duyurdu. Bizim mezarımız daha çok. 50 tane adamımız var orada. O birisi dedi bende 25 tane var. Yani soy, nesep çok üstün bir yerdeydi. Kim hansı kabiledendir? Kim kimdi? Kimin neçe oğlu var? Hatta o müşriklerin, kafirlerin başçısı olan Mughire. Adam derdi ki, mesela benim 25 tane oğlum var. O Kur'an'da bilirsiniz de bir surede yanında değil, orada 19 tane bekçiden, melekten söz ediyor, 19 gözetçiden. Diğer ahirette 19 gözetçi var şeyde, yani cehennemi gözet. Diyor ki, benim 30 tane oğlum var, onlarla savaşa mevul ediyoruz. Bakın adam Allah hakkında nece düşünür. Diğer benim oğlanlarımın sahi, o Allah'ın gösterdiği degemden daha çok da, onlarla savaşıp onlara mevul ederek. Yani oğlu olmanın üstünlüğü hesap edilir. Yani bu kadar benim zenginim, varım var, devletim var, ailem var. Kur'an'a göre insanların dine gelmemesinin en büyük sebebi nedir? Kur'an'a göre insanların dine, Allah'a itaat etmemesinin en büyük sebebi Kur'an'ın sözünü söylüyor. Tekebbürdür. O siz dine tebliğ edelim değil, bu nedir? Nakıl danışmıyor bana. Cennet nedir? Cehennem nedir? İstemiyorum bunları işitmeyi. Size değildir ha bunları. Tekebbür adamlar. Kur'an bunu söylüyor.
insanların dine gelmesine mani olan en mühim şeyin tekebbür olduğunu söylüyor Allah kitabında. Yine Kur'an'a göre bir iki tane de okuyayım, orada saklayarak sizi çok da yormak istemiyorum. Ona göre de, yani neye göre? İbrahim peygamber bütperestlere, yanlış inanca sahip olanlara, Allah'ın aralarına vasıtacı koyanlara karşı mücadele ettiğine göre onlar ona karşı çevrildiler. Ve burada ben size bir söz söylüyorum. Kim heyet uğrunda savaşacaksa onun düşmanları olacak. Sizin dediğinizi ham kabul edirse yalanlanırız. Bak ben radyoda danışıyorum. Orada diyelim ki mezarlara gitmeyin. Bir hanım sormaz hanıma zen geliyor. Diğer ki kafirdi. Diğer ki niye kafirdi? Diğer ki ben İmam Rıza'nın kabrine gidip meşhette ondan isteyirim diyor. Ben istemeyeyim ondan. Ben de sormaz hanıma derim ki ben çok seviyorum. Diye, niye derim? Çünkü ben düz danışıyorum. Eğer hanım benim dediğimi kabul etseydi ben yalan danışmış olurdum. Eğer hakikati söyleyeceksinizse düşmeniniz olacak. Peygamberimizin yanına bir nefer gelir. Diyor seni çok severim ey Allah'ın Resulü. Peygamber ona ne söylüyor? Belalara hazır ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim ki beni çok seversen. Ben de seni çok severim. Gel seni bir üzümden öpeyim. Gel senin cebine bir pul koyayım. Gel sana bir hediye vereyim. Değil mi peygamber? Değil belalara hazır ol. Peygamberimizin bir hizmetçisi var. Destemaz aranda eline su dökülür. Peygamber görür ki bu sözde de okşuyor. Yani usta, peygamber, Allah'ın elçisi, insan tanıyan, mübarek, zarif. Peygamberimizin elleri, derileri çok yumuşak olur. Peygamber dünyanın en nazik adamıdır. En terbiyeli, en heyalı, en nezidir. En neredeyse onun kabanı koyabilirsiniz. Ve bizim peygamber olduğuna göre bunu söylemiyorum. Onun hayatını değerli öğrensiniz, göreceksiniz bunu. Bir karış kanı bile incitme istemeyen bir peygamberdir. Ama zalimlerin karşısında da kılıncını çekip bir peygamber giydiği şey nedir? Silah paltarını soyunmaz diye kadar cesur bir adamdır. Peygamberimiz buyurur ki benden bir isteğin mi var senin? Görür sözde de okşuyor. Peygamber'e değil buyurur ki ey Allah'ın Resulü cennette sana komşu olmak isterim. Peygamberimiz ne diyor ona? Yok bile değil. Ey Allah'ın Resulü bana dua et ki ben cennette sana komşu olayım. Peygamberimiz böyle değil mi? Dua edeceğim olacaksın. Bakın ne söylüyor peygamber. Peygamberi tanımak budur. Diye secdelerinle bana yardım edebilirsen. Secdelerinle bana yardım edebilirsen mi? Yani sen elinden geleni et, ben de sana dua edeyim. Narahat olma. Peygamberin orada kontenjanı var, özel yeri var. Sen de benim destemaz suyumu tövbesen. Diyeceğim cennete gireceksin. Öyle demir peygamber. Peygamber değil ki. Sen secdelerinle bana yardım edebilirsin. Bizimkiler ne deyir? Bizim tarikete gir kurtar. Bizim şeyhlerini öptün mü cennettesin, narahat ol. Problem yok. Tam saklakarı yekesin daha. Bu garantiyanı peygamber neyin ki eline su tökene vermeyi, bu garantiyanı peygamber öz kızına da vermemiştir. Kızına deyir ki, peygamberin kızı olmağına arkayın ol ey Fatime. Yakanı Allah'ın elinden kurtar. Vallahi o dünyada ben sana bir şey demeyeyim. Adam der bizim şeyhin elini öptün mü? Bitti mesela. Problem yok der. Bizim şeyh der, siz öğrenden sonra da onun ruhu sizi idare eder. Allahu Ekber. Adam öğrenden sonra da ruhu bizi idare edilmiştir. Meclisler düzeldiler, yarım saat ancak iş bundan ibaret. Bakın Azerbaycan'da söylüyorum bunu mesela. Adamlar yarım saat şeyhin ruhunu çağırırlar. Ya şeyh, ya ruh, ya şeyh. İnsanların beynini zehirle, zembereyle doldurup yanlış şey anlaşıyorlar. İnsanları teröriste çeviriyorlar. Adam insanlara diyor ki, bizim mesela şeyhinden aşık, kadim dövüldü, onun diğer paltarında bitler gezirdi. Yani onun kasıp yaşadığını göstermek istiyordu. Ben derim kardeşim, bitli olmak çirkin olmaktı. Peygamber buyurmuyor mu? Temizliği imanlandır. İnsan bana bitti gezmeye mi? Bitti gezsen bana kim? Hayat oluşum yakın durmaz ya. Dersen iki günündesin.
Bu ne ya? Adam bunu üstünlük gibi gösterir ha. Kasıp yaşayırdı. Paltarı da yok oydu. Üstünde de bitler gezdi. Ya sen iğrenç şey anladırsan onu. Ben ise herkese söylüyorum. Kutsan kadınlara söylüyorum. Hayat yoldaşınızı sizi çok istemeyen sevir. İsteyirsinizse tertemiz olun. Üstünüzden bozbaşı gelmesin. Tertemiz olun söylüyorum. Kişilerin kalbini fethetmeyen yolunun biri temizliktir. Bu herkese ait kaydadır. Hususen de kadınlara aittir. Üstünüzde bitkesler olur. Ve bunu din adına anlatırlar ha. Üstünlüymüş. Niye? Cırık paltar giyirmiş, ayakkabısı da yok olmuş. Ayda bir tane hurmayla dolanmış, üstü de bitle doluymuş. Allah Allah! Ya peygamber buyurur mu? Temizli imanı yarsıdır. İslam'ın en büyük alimlerinden biri Dehlevi'dir. Hindistan alimdi. Hindistan Müslümanlarındandır. Onun bir tane güzel kitabı var. Türkçe'de çevrildi o. Hüccetullahul Baliga. İki ciltlik büyük bir kitap yazdı bu. Orada bir tane sözü var. Ona derler ki, din nedir? Bizi dine kısa şekilde bize anlatabilirsen mi? Diyor. Din nedir? Diye evladım, din temizliktir. İki tane söz değil. Din temizliktir diyor. Bu temizliğin içerisinde siz üreğinizin temizliğini de koyun, paltarınızın temizliğini de koyun. Peygamberimiz, bakın size söylüyorum, zengin giyinen adam değildi. Ama Peygamberimiz her zaman tertemiz olardı. Peygamberimiz derdi ki, eğer elimde imkan olsaydı dişi fırçalamayı ferz olarak size tapşırardım. Peygamberimiz sefere çıkanda cibinde misvak olurdu. Ağız temizliğine özel kıymet verirdi Peygamber. Yumağı, temizlenmeyi, destemaz emri nedir? Destemaz emri ne içindir? Destemaz emri temiz olmak içindir. Boy abdesti ne içindir? Temiz olmak içindir. Bizim dinimiz temizliği emridir. Sen insanlara bitti olmak emri bilirsen. Bir son hissesini de okuyayım. Kur'an'a göre bu bütperestler, İbrahim peygamberin mücadele apardığı insanlar ona karşı çıktılar ve ona ateş attılar. Burasını bilirsiniz. Kur'an'ın ayesi ne geldi? Kur'an'a göre Enbiya suresi 21. sure 69. Allah ateşe emretti. Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol. Yani yandırma onu. Bakın teslim olmanın mükafatıdır bu. Buyruğu üzerine ateş onu yandırmamıştır. Enbiya 21-69. Bu hadiseden sonra İbrahim, bakın, bu da Kur'an'ın ifadesi değil, alemlere bereketli kılınan yer olan Filistin'e gitmiştir. Enbiya 21-71. Alem, orada Filistin'in adı yoktu. Alemlere bereketli kılınan yer Filistin'di. Özüne İsmail ve İshak adlı iki oğul verilmiştir. Kur'an bunu buyurur. Kur'an ifade ediyor bunu. Bu olanlardan hangisinin kurban etmek istediği meselesi de Saffat suresinde ayrıca gösterilmiştir. Saffat suresi 37. sure 101. 103. ayede oğlunu kurban ettiği açıkça gösterilmiştir. Kurban olan oğlu da İsmail'dir. Allah'ın bununla verdiği mesajdan biz bunu anlayırız. Yani bugünlük bu hisseye kadar gelmiş oldum ben size tanıtma işini. Uca Allah bizi İbrahim'in yoluyla gidenlerden etsin. Bütün bir ellerimizi de açak, bir canlanak, bir dua edeyi özümüze. Özünüz, duaların en güzeli özünüzün özünüze ettiğiniz duadır. Özünüzün özünüze ettiğiniz duadır. Kur'an'da o kadar dua örnekleri var mı? Var mı? Var mı? İbrahim de evladı olmayan peygamber var mı? Kur'an'a göre var. Evladı olmayan peygamberler de Allah'a dua etmiş mi? Etmiştir. Ne söylüyor? Allah'ım bana salih bir evlat ver söylemiştir. Öyle değil mi? Ona göre biz de Allah'a dua edilir ki bizi bütün peygamberlerin yoluyla gidenlerden etsin. Allah. İbrahim kimi Allah'a teslim edenlerden etsin. Allah. Peygamberimiz kimi insanlara rahmet, bereket, sevgi, şefkat ve merhamet kaynağı olanlardan etsin. Uca Allah yaşlı insanlarımıza şefa versin. Allah. Hayırlı, bereketli ömür versin. Cavanlarımıza cavan
cavan yaşında iman etməyi nəsib etsin. Gözəl cavan qızlarımıza və oğlanlarımıza Allahın qoyduğu ölçüyə uyğun bir ailə qurmaq onlara nəsib etsin. Allahın xeyri, bərəkəti, ruzisi sizin üzərinizə olsun. İman üzrə Allah bizi yaşatsın və iman üzrə də öldürsün. Allah burada bizi cəm etdiyi kimi cənnətində bizi cəm etsin. Bizə ağıl, şuur, iman, dəyanət, səbir, gözəllik və sevgi bəxş etsin. Əs-səlamu əleyküm və rəhmətullah və bərəkətullah. Allah nəsib edərsə gələn şəhərlə bundan davam edəcək.